Bu renkli, güzel, keyifli adaya artık veda edip keşiflere son hız devam ediyoruz. Şimdi yerel bir adaya geliyoruz. James Bond Adası'nı gezdik ve şimdiki duraklarımızdan biri de bir Müslüman köyü. Bulunmuş olduğumuz Andaman Denizi üzerinde bunun gibi birçok su üzerinde akan yaşamlar var. Birçok köyler var. Güzel köyler bu köyler. Bakar mısınız? Dünyanın en ilginç köylerinden biri diyebilirim. İnsanlar burada suyun üzerinde derme çatma yapmış oldukları evlerde yaşamlarını sürüyorlar. Tabii aslında bunun bir nedeni var. Nehir üstlerinde ya da denizin üstünde görmüş olduğumuz bu evlerden vergi alınmıyor devlet tarafından. Bu sebeple ağırlıklı olarak bu güzel ülkede farklı farklı noktalarda güzel köyleri görmek mümkün. İşte onlardan biri Andaman Denizi'nde Müslüman Mahallesi'ne geldik ve camiye dikkat çekiyor. Bakar mısınız? Denizin ortasında, adaların yanı başında inşa edilmiş olan bir cami yer alıyor. Mahallenin, köyün camisi. İnsanlar burada yüzen okullara gidiyorlar. İnsanların burada yüzen marketleri var. Tabii arabadan ziyade burada insanların ufak tekneleri var. Ulaşımlarını teknelerle sağlıyorlar. Gerçekten çok ilginç bir köy. Şimdi sıra geldi bu güzel Müslüman mahallesini gezmeye. Doğal oluşumlar ve deniz başta olmak üzere ilgi odağı olan birçok detay turistleri cezbediyor. Dünyanın en güzel, en sulak ve en doğal köyünü görüyoruz. Tamamen sular üstündeki köy. Çok da ilginç değil mi? Panda Körfezi'ndeyiz. Endonezya'nın Sumatra adasından birkaç balıkçı ailesinin bu bölgeye balıkçılık ile uğraşmak üzere gelmesiyle bu köy ortaya çıkıyor. Günümüzde yaklaşık olarak 1500-1550 kadar bir nüfusa sahip. Yaklaşık olarak 300 aile bu köyde yaşıyor. Ve insanların burada başlıca geçim kaynağı balıkçılık. Aynı zamanda birazdan içeri girdiğimizde tezgahları göreceksiniz, hediyelik eşya tezgahlarına. Turistlere hediyelik eşya satıyorlar ve restoran işletmeciliği ile uğraşıyorlar. Köyde bir tane cami var. Yaklaşık 5-6 sene kadar önce açıldı. Buraya gelen, burayı ziyaret eden turistlerin yapmış olduğu bağışlarla bu cami yapıldı. Bir tane okul var ve bir de küçük bir klinik var. Biz şimdi köye gireceğiz ve yaklaşık olarak 10-15 dakika civarında bu köyü turlayacağız. Buyurun geçelim. Bu arada köyün futbol sahası çok ilginç. Uğur Bey, ne diyeceksiniz? Su üstünde. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Tayland'ın dünyaca meşhur bir reklam filmi vardı. Bir sigorta firmasına ait bir reklam filmi vardı. Bu köyde yaşayan çocuklar bu yüzen futbol sahasında top oynayarak kendi tekniklerini geliştirdiler ve Güney Tayland'ın belki de en başarılı futbol kulübü olarak tanındılar. Meşhur bir saha burası. Top denize kaçtığı zaman... Evet, kaçtı Yakupcan'ın. Aynen öyle, Yakupcan'ın yaptığı gibi. Ne olacak? Yüzerek topu almak gerekecek. Evet, dünyanın en ilginç futbol sahası burada çıkıyor karşımıza. Top kaçtı mı suya atlamak şart. Şimdi köyün içine, Yüzen Köy'e gidiyoruz. Yüzen Köy gerçekten çok ilginç bir köy. Bakalım hep... Aman Allah'ım! Düşüyordum. Nasıl ya? Vallahi gidiyordum suyun içine ha. Asfalt yol olmayınca tabii adaya dubalardan giriş yapıldığından düşme tehlikesi yaşamamak mümkün değil limanda. O yüzden dubalara basarken iyi bakmak lazım. Bu yüzden köyde yollar platform şeklinde. Özel platformlarla bağlanıyor mahalleler birbirine. Yapılar derme çatma, küçük ve tek katlı. Gördüğüm en ilginç ve özel köy. Evet, köye girer girmez hemen bakın böyle. İnsanlar evlerinin önüne hediyelik eşya dükkanları açmışlar. Çok güzel deniz ürünleri, deniz kabukları, farklı farklı böyle hediyelik eşyaları burada görebiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir köy. Sessiz, sakin. Gürültünün olmadığı, arabanın olmadığı, trafiğin olmadığı, egzoz kokusunun, korna sesinin olmadığı çok güzel bir köydeyiz şu anda. Evet, buraya mesela ürünleri getirmişler, indiriyorlar. Şöyle bir bakın, yoğunluk var burada. Teknelerden insanlar kendi malzemelerini getiriyorlar. Araba yok, kamyon yok. Tekneyle her şeyi taşıyorlar buraya. Şimdi mahallelerin arasında keşif yapma vakti geliyor.
köyde yöresel yaşamları en güzeliyle görebiliyoruz. Ahşaptan yapılmış evler, balıkçı evleri. En fazla iki katlı maksimum. Burada böyle yaşamlarını sürüyorlar. Tabiat harika, denizin ortasındalar. Hayatımda gördüğüm en ilginç köy burası. Evleri, sokakları, yolları, mahalleleri bildiğimizden çok farklı inşa edilmiş. Bu güzel yüzen köyün görkemli bir de camii bulunuyor. Bakar mısınız şu caminin güzelliğine? Şu anda bu güzel yüzen köyün camiine geldik. Panye Darüsselam Camii olarak isimlendiriliyor. İki kattan meydana geliyor. Alt kat erkeklere, üst kat kadınlara ayrılmış durumda. İşte burada ibadetlerini yapan Müslümanları görebiliyoruz. Çok güzel yeni bir cami. Çok güzel gerçekten inşa edilmiş ve tasarlanmış. Sadece biz değil, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de geziyor bu güzel ve orijinal köyü. Yöresel yaşamlar en güzeliyle keşfediliyor burada. Yeni evler yapılmaya devam ediyor bu arada. Böyle bir salonda yaşıyorlar. Şöyle göstereyim, bir salonda yaşıyorlar. Mutfak kısımları yine o salonun içinde. Yatak odası belki hani bir ayrı, bir ufak duvarla ayrılmış. Bu şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Neye ihtiyaçları varsa sadece onu temin etmişler. Bizim gibi şunu da alayım da şu da lazım olur ileride diye böyle bir felsefeleri yok. Az ve öz yaşamlar var bu köyde. Evler sadece ihtiyaçlarla dolu. Fazla hiçbir eşya yok. Ama kapılarının önü hediyelik eşyalarla dolu. Hem de çeşit çeşit yüzlerce. Evet, çok güzel dükkanlar. Şahane, bakar mısınız? Süs eşyaları o kadar güzel ki hayran kalmamak elde değil gerçekten. Her yer hediyelik eşyalarla dolu. Ben bayıldım. Gerçekten oldukça güzel. Hediyelik eşyaları renkli, canlı, turizmle ayakta kalan bir köy. O yüzden muhakkak eğer yolunuz düşerse James Bond Adası'na muhakkak bu güzel Müslüman köyünü de görün derim. Alışveriş yapın derim. Çünkü çok uygun fiyatlar. Şehir merkezinden, diğer gördüğümüz yerlerden daha uygun fiyatlara satılıyor. Evet, bu arada hanımlar burada yöresel yemekler yapıyorlar. Noodle'larla, böyle güzel güzel kurutulmuş balıklarla yemekler olmazsa olmaz. Denizin ortasındaki bu özel köyde sadece huzur var. Yüzen basketbol sahası, yüzen futbol sahası derken yüzen okul da çıkıyor karşımıza. Ve şu anda da köyün okuluna geldik. Yüzen okul. Gerçekten çok ilginç ve çok güzel. Çocuklar burada denizin üzerinde okuyorlar. Dünyanın en ilginç okulu değil mi sizce de? Gerçekten hayran kaldım ben bu okula. Çocuklar burada denizin üstünde. Muhteşem açık bir manzarada okullarına gidiyorlar. Çok güzel okul. Hemen bir sınıfa bakalım, buyurun. Hemen bir sınıfa girelim. İşte sınıf da çok güzel. Çocuklar, nüfus zaten az olduğu için köyde ne kadar çocuk var ki yani. Çok az sınıfların mevcudu. Burası güzel bir sınıf. Hemen yandaki sınıfa bakalım. Burada okuyanlar çok şanslı. Ay, kreş, inanmıyorum. Burası da okulun kreşi. Minikler denizin ortasındaki bu okulda çok keyifliler. Şimdi şöyle, buranın kısa bir hikayesi var. Burası biliyorsunuz yapay bir ada. Tamamen tahta, ahşaplarla yapılmış bir ada. Burada küçük çocuklar top oynama yani içgüdüsüyle o ayakları çivilere bata bata burada uzun süre futbol oynuyorlar. Ve ondan sonra onlara bir şans tanınıyor ve bir Tayland'da bir turnuvaya katılıyorlar ve şampiyon oluyorlar. Sonrasında da o şampiyon oldukları için bu köye şu anda görmüş olduğunuz sahalar yapılıyor. Aa, çok güzel, çok ilginç ya gerçekten. Böyle bir kısa bir hikayesi vardı, paylaşmak istedim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.